Aşk kokan anlar. Zensiz olmaz. Lastik Park sunar. Murat abi NBA'de playoff heyecanı devam ediyor. Hakikaten çok farklı seriler görüyoruz. Süpürülenler, hala devam edenler, bir de Gentlemen's dediğimiz Ama çok güzel de maçlar görüyoruz. Çok ya. güzel maçlar görüyoruz. Çok güzel hikayeler yazılıyor. Bronson bir tarafta. Doncic başka bir tarafta gibi e, hepsini detaylı konuşacağız ama ...süpürülen serilerle başlayalım. Ben önce sizle Phoenix Minnesota serisini konuşmak istiyorum. Çünkü <laughs> seri başlamadan önce herhalde hiç kimse bu maç bu seri 4-0 biter demiyordu. E, ya Minnesota'yı geçen de tahmin ediyorduk ama 4-0, 4-1, 4-2 en azından konuşulan rakamlardı. 4-0 çok ve net bir 4-0 oldu. Vallahi şimdi e, Phoenix Suns'ın sahibini ki eski bir basketbolcu, Michigan Üniversitesi'nde oynadım. E, elendikten sonra basit toplantısı yapıyor. Biz çok iyi durumdayız diyor. Onu ben de anlamadım. Nasıl çok iyi durumdası anlamadım. Minnesota seride 123.2 hücum verimliğiyle oynamış. Hücum. Hücum. Ya Minnesota dendiği zaman akla savunma geliyor. Yani 123 NBA ortalamasının 115 olduğunu düşünürsen 123. Tabii. Zaten öyle bir tempoları yok. E yok. bu ne demek? Sen şahane durumdasın ama senin şu mevcut kadron savunma yapamıyor bir kere. Fizik olarak ha tamam belki de en ters eşleşme çıktı ona bir şey demiyorum. Ama fizik olarak eziliyorsun. çok tabii. Ee, Anthony Edwards gibi bir oyuncuyu yavaşlatabilecek bile bir tane oyuncu yok. yok. E benchin çok zayıf. Tabii tabii. Hayır nasıl hiç. çok iyi durumdayız? Ha bu arada gelecek sezonda Kevin Durant, Booker Beal ve Nurkic toplam 169 küsur milyon dolar alacak. Bir sene daha yaşlanmış olarak. Özellikle Durant. <laughs> Durant tabii. Yani şimdi e, salary Cap'in Point guard yok takımda bu arada. Guard yok. Bu kurum guard yaptın. Mecburen oldu. O da ilk başta istemiyordu. Şimdi bir şey demiyor. Bilmiyorum. 155 milyon diyorlar. Bu biraz yükselir. Gelirler tamam. Hadi 160 milyon diyelim. Bir kere 65 diyelim. Sen de bir kere üstündesin. 4 oyuncuda. 4 oyuncum var. İlk apron 196,5 milyon. Ha bir de şeyden dolayı maddi e, portföy e, durumdan dolayı Midlada'daki exception'ı kullanamıyor. Tabii. Bir tek Larry Bird hakkını Hakkı kullanamıyor var. Mevcut oyunculardan birini, birini tutmak evet. istiyorsa kontratı biten. E Minnesota e, üstünden geçti ya. Çok rahat geçti. Yani sadece 4-0 değil. Mesela çok, Denver'da 4-1 kazandı ama çok ya, farklı tabii. bir 4-1. Tabii tabii tabii. E şimdi e, ya bu serinin hiçbir noktasında acaba Phoenix kazanır mı de, dem, deme ihtimali yok diyor. Turu mu maçı mı? Maçı da turu da. Maçı yani maçı evet, yani. Maçı da kazanacak hali yok. Ya şimdi mesela <laughs> rakibini gördün. Tamam mı? Tamam. Rudy Gobert'le Karl-Anthony Towns ikilisini kurmak kolay bir şey değil. Çünkü Karl-Anthony Towns kadar o fizikte Lebdewi gibi üçlük atan, spacing yaratan bir oyuncu bulman Yok. kolay değil. Ama bakıyorsun Alexander Walker. Müthiş tabii tabii. savunma tabii. Tabii. Kritik şeyleri hariç. <laughs> Jaden McDaniels. <laughs> Süper savunmacı. Şimdi bak Denver serisi çok zor olacak. Çok güzel seri olacak. Cemal çok sert. Cemal böyle yüzde yüz değil. Tabii. Ona da gelince konuşuruz. Yani e, elinde üç tane yıldız var ve buralara belki senin yıldız... Üçüncüsü bir yıl mı? E, yani Big Three. Sözde yıldız diyelim. Sözde yıldız. Senin pivotun seni ancak buralara getirebilir. <gülüyor> e, e <gülüyor> üç tane hadi yıldız. Üçü de skorla oyuna ağırlığını koyabiliyor. Tabii. Sen savunma yapamıyorsun. Yani Minnesota serisi bunu sana böyle gözüne soka soka gösterdi. Kesinlikle. E, tamam Grayson Allen'ın e, şeyi olmaması bir handikap çünkü Space'e evet, yardımcı çok oluyordu, Bu sene enerji, savunma yapıyordu. E Onu da daha yeni 70 milyona imzaladın. 4 sezon. Hı. Yani şeyi de gel geldin, Geldik ilk kaprona da geldin. 5 oyuncun var. Biri gidecek bence ama. Hangisini alırsın? bir tane orada her bir tane şey Brad var. Orada. Kiralık, kiralık, kiralık kiralık a, a, katil var bir tane o arzı çıkarır yakında. Kevin Durant. Abi 37 yaşında olacak. Bir de şimdi değil şöyle şampiyon, bir şey var bu, bu seride. Bu takımda şampiyon olamayacağını gördü şimdi. Bu seride onu da gördük. Bu etrafındaki oyunculardan dolayı Golden State Warriors'daki Kevin Durant değil. Değil Yikide tabii ki. isolation artıyor. Tabii. Ortam <laughs> yani biraz oyunu gidişata C uymuyor. Kesinlikle. Ha, Kevin Durant'i kim alır? Ben sana söyleyeyim. Golden State alır. Tabii. Çünkü Golden State'e süreleri azalıyordu. 40 dakikanın üzerine çıkmıyordu. Şut yüzdesi artıyordu. Hem de <laughs> Steph'in yanına biri lazım. <laughs> ha, belki onlar alır ama... Miami alabilir Miami'ye de olabilir. Yani şey olarak. Oyun tarzı olarak. Tabii. Ama hiç savunma yap Yok. yapamıyor artık. yani arada bir blok yapıyor. yani bu o madalyonun kötü tarafı. Yani bence Suns'ın geleceği zaten çok çok kötü. E, muazzam kötü bir kadro yapılanması. Yani yılın en iyi GM'i seçiliyor. En kötü GM'i de seçilirse Phoenix'e vermesi lazım o ödülü. Çünkü elinde Booker ve Durant varken geri kalan her şeyi toplayıp bir yılı almak hem Booker'ı pozisyondan ediyor hem savunmayı daha aşağı çekiyor hem de zaten Müzmin sakat bir oyuncuyu... Ve zaten hayatında sak... hiçbir şey kazanmamış. <laughs> hiçbir şey kazanmamış. Müzmin e, sakat bir oyuncuyu kadroya katıyorsunuz. Çok yüksek maliyete. O yüzden hiç anlayamadığım bir... E, sezon başında da anlayamamıştım. Zaten playoff'ta da gösterdi. Ben hiç süpürülmedim dedi. Ertesi maç çıktı. 9 sayı mı attı? Evet 9 sayı attı 31 dakikada. I'll, o yüzden... be, I'll be damned yeah, I'll be damned <laughs> O yüzden <laughs> yani... E, bu kadronun toparlanması imkansız bir, e, hem Salary Cap'ten ötürü hem eldeki e, oyuncuların e, pazarından ötürü imkansız ama. Öbür tarafa bakalım. Öbür tarafta bir tane hakikaten ben geliyorum diye bas bas bağıran bir süper wow. yıldız <laughs> var. O da Anthony Edwards. E, yani Rudy Gobert... Kim ne derse desin Playoff'larda hep sıkıntı yaşamış ikili oyunlarda sıkıntı yaşamış bir oyuncu ama Savunma tarafıyla öne çıkan bir oyuncu Carl Anthony Towns söylediğiniz gibi Leblebi çekirdek gibi şu atan ama aynı zamanda Büyük bir fizik, bu, bir. fizik Fiziksel bir oyuncu Carl Anthony, Eders, Anthony Eders kendine göre Pozisyonuna tamam. göre kalın Baktığınız hocam. zaman evet, Çok inanılmaz fiziksel bir Takım var Şeyde de Kaptan da Conley yani inanılmaz tecrübeli de bir pilot uçuruyor uçağı. O yüzden hakikaten hiç beklemediğim bir seviyeye çıktım Minnesota. Anthony Edwards çok farklı bir yere doğru gidiyor. Şimdi gelecek yıl Amer e Amerikan bir süper yıldız geliyor. Çok yani Amerikalı. Evet, hakikaten. <laughs> bunu Hak bekliyor. NBA kaç zamandır onu bekliyor? <laughs> Bak bunu düşünmemiştim. Hakikaten Şimdi rüzgar esebilir daha da rüyalasıbilir daha daha. Tate Tatem çünkü o kişiselliği o kişisel yok. karakteri de yok. Oyunu da öyle değil. Bu evet. inanılmaz smaçlar, bloklar. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Jordan'ın oğlu olabilir ya. Jordan'ın oğlu. <laughs> öyle bir hali var değil ha? mi? Son maçtan sonra ben tekrar bir şey yaptığım şeye baktım. Hı. Hani yüzü ikiye bölmüşler yan yana getirmiş. Çok benziyor ha. Bazı hareketleri de yan yana veya evet. atlı üstü montajlıyorlar hakikaten. Jimmy, çok benziyor. Jimmy Butler'dan daha çok benziyor daha oraya gitmek için biraz çıkık bu ekmek yemesi lazım ama yani <laughs> inanılmaz abi bir de şimdi Muazzam. oyuna yön vermesini çok geliştirdi. Tabii. Biraz daha üç sayıyı e, Daha çok genç. Bir. tık tık at atmaya başlarsa durdurulmaz bir oyuncu olacak. Yani. o yüzden Minnesota'yı hakikaten e, izlemesi de çok keyifli. Biraz şunu gördük Murat abi. Buradan e, başta başlayalım. Diğer konularda da konuşuruz. Eski süper yıldızların aşağı gittiği ve bayrak tesliminin oldu. artık seni yeni süper yıldızların yukarı çıktığı bir e, sene gibi oldu. Steph da yok. Kevin Durant birinci turda süpürüldü. E, LeBron'a da geleceğiz. O da gentleman sweep'le. E, yalnız gitti. Bak, bu oyuncuların <laughs> bireysel olarak çok büyük düşüş yaşamıyorlar. Curry hala tabii. Clutch Player of the Year. LeBron Zaten 39'da <laughs> müthiş oynuyor. <laughs> Kevin Durant hala en iyi skorerlerden bir tanesi. Etrafı bitti ama. Bunlar genel menajerliği yapmamalı. <laughs> Kesinlikle. Durant onu getirdi, bunu getirdi. En son LeBron Spencer Dinwiddie'yi getirdi. Hiç ortalıkta yok. Tabii. Steph yıllardır yok o gitmesin, aileyiz, bu gitmesin. Yani o getirmiyor da o göndermiyor. göndertmiyor. evet evet. <laughs> İkinci seriye geçelim Murat abi süpürülen. Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans. Ya şimdi e, <laughs> Süpürme burada da sürpriz, tabii playında Zion o yüzden, de Zion Williamson'ın sakat yüzden hesabı, bir de şey, hiç inançları kalmamıştı. Zion Williamson evet. Yani burada da mesela ilk iş hala bir iyi kötü değeri varsa CJ McCollum'a belki gönderemezsin, <laughs> Brandon Ingram'dan bunların kurtulması lazım. Vardır değeri canım. Ha? Değeri vardır. Vardır işte. Varken. Tabii. Yoksa D'Angelo Russell'a döner. Ben bu kadar vurdum duymaz demeyeyim de çok yetenekli winner olmayan bir oyuncu çok az gördüm. Ya Zion yok. Gerçi bunu CJ'in de yapması Tabii. lazım. CJ bakalım da ağırlık e, koymak gibi bir şey yok. Yok. E şimdi karşındaki takım bir kere Yaşı çok genç ama çok olgun oyuncular var orada. Bir de e, SGA artık genç sayılmaz abi. 25 yaşına geldi. 19 yaşından evet. beri NBA'de Mide oynuyor. Yani e, ilk maç biraz e, heyecandan mı artık hafifeme aldılar zaten yok diye. Biraz da son maç zaten en kötü oynadığı Maçlar. maçlarda o ikisi. Evet. Fark olan maçlarda yine şey yapıyor. Oynuyor. Oynuyor. Bir takım D'Angelo Russell'la Ingram'ı alırsa... <laughs> <laughs> Harder'ı da ikiye koyalım istiyorsanız tam bir şey olsun. Ya. Önemli maçlarda. <laughs> o, 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 şey çok acayip. Şimdi Oklahoma City e, zaten sezon içinde de verimlilikte 3. E, üçüncü numara ait. Yani. E, CJ'yi %24'te tuttular. E, Ingram'ı %25 üçlük Jose Alvarado büyük hayal kırıklığıydı benim için ki çok severim sezonda %37.7 üç katarken playofflarda 7.1 yani sadece Sıfır. onlar değil hepsinde Sıfır. bir düşüş var yani savunmaya çok büyük önem verdiler Herbert Jones 40.8'den 33.3'e gitmiş Trey Murphy 38'den 33'e inmiş Larry Nance Jr. 41.5'ten %25'e inmiş biraz, yani, biraz Pelikin'de söylediğiniz gibi Murat abi o sakatlıkla beraber biz nasıl olsa bir şey yapamayacağız şey vardı yani çünkü lider biraz balık baştan kokar Zion da öyle bir karakter Ingram da öyle bir karakter bu takımda bir ne bileyim CP3 karakteri olmadığı için veya böyle tamam ben sırtlıyorum takımı şey olmadığı için sert bir seri olmadı. Yok hiç canım. karşılık hiç karşılık Hayır. veren bir oyuncu yoktu yani sadece. Bir de şey, okul <laughs> e, Oklahoma City sezon içinde top kayıplarından en çok sayı üreten takım. takım. Playoff'larda en çok top kaybı yapan takım New Orleans oldu. Onu da mı zayine bağlıyorsun? Yani Yok, e, orada coaching de var, her şey coaching her şey. de var. E, çok güvendiğin tecrübeli oyuncuların e, fark da var bu arada. Yani biri, biri bir yani bir, bir ile 8'in eşleşmesinden bahsediyoruz yani. Tabii ki arada Fark da var, doğal bir kadro kalitesi ve şey fark da var tabii. Ya ben turu geçer geçinler Tabi tabi Yani. Hiç varlık gösterememek başka bir şey. Yani. Bakalım geçen iki takım için bir sonraki seriler nasıl geçecek? Timberwolves Nuggets'la eşleşti. Thunder'da rakibini bekliyor. Şimdi diğer eşleşmeleri konuşmaya devam edelim. Lastik Park sundu.